Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Orbital Yayınları'na ait ikinci bölümün 9. S testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki: Atom numarası bilinen bir elementin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi bulunamaz diye sorulmuş. A şıkkına baktığımda periyottaki yeri demiş. Atom numarası atıyorum X elementinin 9 olsun. Bu durumda atom numarasını bildiğimizde katman elektron elektrondan yazarız ve kaç katmandan, kaç periyottan buluştuğunu söyleyebiliriz. Deriz ki mesela ikinci periyot 7A grubunda bulunur şeklinde yorum yapabiliriz. B şıkkına baktığımızda katman elektron dizimindeki katman sayısı. Katman sayısı zaten periyot numarasıdır. Periyot numarasını da zaten bulabildiğimizi söyledik. Proton sayısı zaten neydi? Atom numarasına eş değerdi. Dolayısıyla bunu da zaten bilebiliriz. Kütle numarası, kütle numarasını bilebilmemiz için proton ve nötron sayılarının toplamına ihtiyacımız var. Atom numarasını yani proton sayısını biliyoruz ama nötron sayısı hakkında bir bilgi sahibi değiliz. O yüzden bunu bulamayız. Nötr elektron sayısı bir nötr x elementinin proton sayısı aynı zamanda elektron sayısına eşittir. Bu durumda bulabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda Yukarıdaki grafikte X ve Y atomlarına ait katmanlar ve içerdikleri elektron sayıları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ve Y aynı elemente ait atomlardır demiş. E şöyle söyleyeyim X mavi renkle gösterilmiş, birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 3 üç tane elektron var. X için şunu söyleyebiliriz. İlk katmanda 2 dedik, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 3 ve dördüncü katmanda da 1 elektrona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Y için şunu söyleyebiliriz. İlk katmanda 2, ikinci katmanda 8 ve üçüncü katmanda 4 elektron olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda baktığımızda X ve Y aynı elemente aittir. Çünkü Y için şunu söyleyebiliriz. İkinci katmanda 8 elektrondan sonra 3. katmana 4 elektron girmiş. Burada ise ikinci katmanı 8'den sonra 3. katmana 4 yerine önce 3 sonra 1 yazılmış. Yani toplamları zaten aynı olacağından dolayı bunlar aynı elemente aittir. X uyarılmış, Y ise temel halde bulunan atomlardır. Evet, X'in uyarıldığını söyleyebiliriz. Çünkü 4 elektronun 3. katmana yerleşmesi gerekirken ne yapmış? 3'ünü 3. katmana kalan bir elektron 4. katmana aktarılmış. Bu ifade de doğru olur. 3'e bakarsak x y'den daha yüksek enerjilidir. X uyarılmış halde olduğunu biraz önce söylemiştik. Uyarılmış hale geçerken element temel halde temel hale göre enerjisi daha fazla olur. <laughs> daha kararsız olur deriz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda X ve Y elementleriyle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre Y'nin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Periyodik cetvelde aynı grupta yer alırlar ve X'in atom numarası 12. X'in atom numarası 12 ise katman elektron dağılımı 2 8 2 şeklinde yazarız ve son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır. Yani grup numarasını verir. X bu durumda 2A grubu elementidir. Y ile kıyasladığımızda aynı grupta yer aldıklarını biliyorsak Y'nin de 2A grubunda yer almasını bekleriz. Bu durumda 14 olabilir mi? 14 için 2, 8, 4, 4A olur. Olmaz. 18 için 2, 8, 8, 8A olmaz. 20 için 2, 8, 8, 2, evet olabilir mi? Olabilir. 4'e bakarsak 36 için 2, 8, 3. katmana maksimum 8 yazdığımızda 2 8 daha 10 18 normalde bu şekilde devam ederiz ama şuraya 18 tane gelebilir onu da belirtmiş olalım 10 18 daha 28 ve 8 şeklinde bu da 8 A grubunda olur hocam buraya niye 18 tane yerleştirdiniz diye soran arkadaşlar şu an bu durum anlaşılamayabilir çünkü TYT'de biraz sert bir öncül olmuş aslında keşke 36'yı koymasalardı daha iyi olurdu onu da belirtelim çünkü AYT'de biz bu kısmı anlatıyoruz yine 44'ü anlamanız için AYT bilgilerine sahip olmanız gerekir. O yüzden Denizli ve Edirne'yi çok anlatmayacağım ama C için şunu söyledim. Tekrar söylüyorum. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubunda yer alması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızdan ötür X19 elementi argon soygaz elektron düzenine geçerken hangileri değişmez diye sorulmuş. X'in Proton sayısı 19. Argon 18'in elektron düzenine geçecekse Argon 18, 2, 8, 8 diye yazarız. X elementinin normalde 19'a göre yazdığımız son katmana bir elektronu vardır. Dolayısıyla 2, 8, 8 üzerine geçebilmesi için son katmandaki bir elektronu vermesi gerekir. Yani artı yüklenmesi gerekir. Bu durumda çekirdek yükü nedir? Proton sayısıdır. Proton sayısının biz biliyoruz ki atom elektron verdiğinde ya da aldığında değişmeyecektir. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak periyodik cetveldeki yeri, periyodik cetveldeki yeri periyot ve gruba göre belirlenir. Periyot ve grubu zaten e, ne yaparız? 19'a göre ya da 18'e göre yazabiliriz. Bu durumda bu da değişmeyecektir. Çünkü atomun proton sayısı değişmeyeceği için periyot ve grubu da değişmez. Üçe baktığımızda kimyasal özelliği kimyasal özellikle proton ve elektron sayılarına bakılır. Atom elektron verdik. C elektron sayısı azalacağından dolayı değişecektir. Bu ifade olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda X artı üç iyonuyla Y artı beş iyonun elektron sayıları aynıdır. Buna göre Y atomunun periyodik etrafındaki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. X için şunu söyleyebiliriz. Proton on beş elektron verdiğinde elektron sayısı on olur. Y ise 5 elektron verdiğinde elektron sayıları aynı oluyorsa bu da 12'ymiş. Elektron vermeden önce proton sayısının 17 olduğunu söyleyebiliriz. 17'ye göre katman elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 7 diye yazarız. 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot. Son katmanda 7 elektronu bulduğu için 7A grubunda yer alması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 6 sorumuza bakacağız. Pardon arkadaşlar. Evet. Altın sorumuz şöyle. Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Değerli elektron sayısı 7'dir. Değerli elektron sayısı 7 olan 7A grubunda bulunan elementlerdir. O da neresidir? Şuraya denk gelir. Katron dağında değerli elektronları 3. katmanda yer alıyorsa bu da 3. periyot elementinin olduğunun bir işaretidir. Burası birinci, burası ikinci, burası da üçüncü periyot olduğu için T elementine karşılık gelir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda X7, Y15 ve Z16 elementleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X7 için şunu söyleyebiliriz. Katman elektron dağımını yazarsak 2, 5 diye yazarız. Y15 için 2, 8, 5 diye yazarız. Z16 için 2, 8, 6 şeklinde yazarız. Bu durumda birinci ifadeye baktığımızda periyodik cetvelde aynı periyodda yer alırlar. <laughs> X7 için 2 katman gördüğümüz için 2. periyotta, 3 katman gördüğümüz için 3. periyotta, 3 katman gördüğümüz için 3. periyottadır. Bu durumda aynı periyotta olduklarını söyleyemeyiz. 2'ye baktığımızda X ve Y elementleri benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Benzer kimyasal özellikten kasıp aynı grupta olmalarıdır. Acaba aynı gruptalar mı Bir bakalım. Son katmanı 5 elektron var, 5A grubundadır. Yine son katmanda 5 elektronu var. 5A grubundadır. Son katmanda 6 elektronu var. 6A'dadır. O zaman bunlar aynı grupta değil. Pardon X ve Y demiş Özür diliyorum. X ve Y'nin 5A grubunda olduğunu biliyoruz. O zaman ikinci ifade doğru olur. Üçüncü e, yani Z elementinin farklı grupta olduğunu söyleyelim tekrardan. Üçe baktığımızda Y ve Z elementlerinin değerli elektron sayıları aynıdır. Değerli elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. Y'nin son katmanda 5, T'nin Z'nin de son katmanda 6 elektron olduğu için dernek elektron sayıları aynı olamaz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda metallerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda ısı ve elektriği iletirler demiş. Şöyle söyleyeyim metaller hem katı halde hem de sıvı halde elektriği iletirler. Bu ifade doğrudur. Metalik parlaklığa sahiptirler. Evet metallerin kesilmiş yüzeylerinin parlak olduğunu biliyor olmamız gerekir. Tel ve levhane Evet kırılgan değildirler. Tel ve levhane gelebilirler. Doğrudur. Kendi aralarında yönük bağlı eşlik oluşturlar. Hayır, kendi aralarında metaller metalik bağ oluştururlar. Bir elektron lezi modeli oluşturduğunu hatırlayalım. Birleşiklerinde sadece artı değerli kalırlar demiş. Bu da doğrudur. Metaller daha çok elektronik elektron vermeye yatkın oldukları için genelde bileşiklerinde e, artı değerlik alırlar. Yani eksi değerlik alma durumları zaten söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda periyodik sistemde 3. periyod 6A grubunda yer alan kükürt elementi ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kükürt için şunu söyleyebiliriz. 3. periyod 6A'da ise o zaman 2, 8, 6 şeklinde elektron dizilini yazarız. Bu durumda 2, 8 daha 10, 6 daha 16 tane proton sayısı vardır. K sembolü değil, S sembolüyle ifade ederiz. Bu ifade yanlış olmuş. 2 katma elektron dağılımı 2, 8, 3 demiş. Hayır, 2, 8, 6 şekli olması gerekir. A metaldir. Evet, son katmanda 6 elektronu bulduğu için 6A grubunda yer alır ve A metaldir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda katman elektron dağımları ile XA ve YB iyonları ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 2, 8, 8 şeklinde yazdığımızda 18 elektrona sahip olduğunu biliyoruz. Demek ki buradaki A değeri eksi 3'tür. Yani X protonu 15, 3 elektron aldığında elektron sayısı 18 olur. Y için şunu söyleyebiliriz. 2, 8, 8 diye yazdığımızda yine 18 elektronu vardır. Protonu 19 olduğu için 1 elektron vermesi gerekir. Yani B de artı 1'tir. Anında da 3 olduğunu söylemiştik. İzoelektronik taneciklerde izoelektronik neydi hatırlayalım. Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı tanecikleri biz izoelektronik demiştik. Bunların elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izoelektronidir. Bu ifade doğru olur. B şıkkına baktığımızda periyodik sistemde aynı periyot ve grupta bulunurlar. Ee, evet üçünün de aynı periyot mu onu hemen konuşalım. Beraber biz bir elementin P yerine proton sayısına göre belirleriz. O yüzden 15'e göre yazarsak 2, 19'a göre yazarsak 2, 8, 8, 1'dir. Yani Y elementi 4. periyot 1A grubunda, X elementi 3. periyot 5A grubundadır. Bu durumda aynı periyot ve grupta bulunmalarının mümkün olmadığını belirtmiş, belirtmemiz gerekir. A'nın eksi 3 ve B'nin artı 1 değerlerinin sahip olduğunu yukarıda söylemiştik. X, anyon, Y, B, katyondur. X, A'nın anyon olduğunu biliriz. Çünkü 3 elektron aldı. Y, B de katyondur. Çünkü 1 elektron verdi şeklinde düşünebilirsiniz. X elementi A metal, Y elementi metaldir. 1 A grubu elementleri metal özellik gösterirken 5 A grubu elementleri A özellik gösterir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda lityum elementinin bir atomuna ait elektronların bulunduğu katman ve elektron sayıları şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Lityum elementi uyarılmış haldedir. Lityumun proton sayısı 3 olduğu için ilk katmana 2, ikinci katmana 1 elektron yerleşmeliydi ama ikinci katmandan 3. katmana bir elektronun aktarıldığını görüyoruz. Bu durumda lityum elementi uyarılmıştır. Yani bir üst katmana elektron gitmiştir şeklinde düşünebiliriz. Bilirsiniz. İkiye baktığımda emisyon yaparak kararlarla geçer. Üst katmandaki bir elektron alt katmana inerek ışıma yapar ve biz bu olaya emisyon deriz ve atom daha kararlı hale geçmiş olur. Lityum elementi 3. periyot 1A grubu elementtir. Hayır lityum proton sayısı 3 olduğu için 2 1 diye dağıtırız. 2 katmandan oluşur. 2. periyot 1A grubu elementidir. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 12. sorumuza baktığımızda katman elektron dağılımı yukarıdaki gibi olan X, Y, z elementleri ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X'in ilk katmanda 2 tane elektron var ve bir katmandan oluştuğu için birinci periyot Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen istisnai bir element olan 8A grubundaki helyum elementidir. Devam edersek Y'nin 2 katmandan oluştuğunu görüyoruz. İkinci periyot son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubu elementidir. Z ise 3 katmandan oluştuğunu biliyoruz. 3. periyot son katmanda 2 elektron var. 2A grubu elementik. Aynı grupta yer alırlar demesi yanlış olmuş. Çünkü burada 8A grubunda olan helyumu unutmamamız gerekir. 2'ye bakarsak periyot numaraları farklıdır. Evet birinci, ikinci ve 3. periyot elementlerinin olduğunu görüyoruz. Her üç elementte metalik özellik gösterir. X elementinin soygaz olduğunu, Y ve Z'nin ise metalik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda bu ifade yanlış olur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet 13. ve aynı zamanda testimizin son sorusuna baktığımızda x artı 2 yönlü elektron sayısı 18'dir. x'in katmanı elektron dağılımı hangisidir diye sormuş. x 2 elektron verdiğinde elektron sayısı 18 oluyorsa vermeden önce 20'dir. 20'ye gün elektron dağılımı yazarsak 2, 8, 8, 2 şeklinde yazmamız gerekir sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.